Süt içmeyi seviyorsanız ama sonrasında rahatsız oluyorsanız şimdi içim rahatı deneyin. İçim rahat, laktozsuz süt kolay sindirimi sayesinde size hafif bir gün sağlar. İçim rahat, laktozsuz süt. Hafif bir gün için. Memlekette herkesin kınaması gereken bir olay olarak değerlendirmekteyim. Seçimden önce güzel hizmetlere talibiz diye yola çıkanlar seçimden sonra borcumuz var bahanesinin arkasına saklanıp, mazeretlerinin arkasına saklanıp memlekete bu borçla bir çivi çakılmaz gibi politikalarla algı yaratmaya çalıştılar. Fakat biz AK Parti belediyeleri olarak, AK Parti'ye gönül veren insanlar olarak borcumuzun olduğunu bile bile bahanelerin arkasına saklanmadan, mazeretlerin arkasına saklanmadan memleketimize hizmet edebilmek amacıyla yola çıktık. İşte bu hizmetlerimizi birazdan sizinle paylaşacağız. Herkes bunu konuşuyor olacak. Fakat biz işin demagoji boyutuyla ilgilenmiyoruz. Biz vatandaşımızın gönlüne ne kadar sirayet edebiliyoruz? Vatandaşımızın aklıyla, beyniyle, kalbiyle bizim yanımızda durabilmesini sağlayabilmek için hizmet üretiyoruz. Onlar ise yaptıkları tek şey algı yönetmek. Yavaş Belediyesi ilçe olarak 30 bin nüfusa tekabül ediyor. Gevaç Belediyesi'nin 23 milyon borcu var. Eski rakamla 23 milyon. Bunun 13 milyonu Sosyal Güvenlik Kurumu'na ve Gelir İdaresi Başkanlığı'na olan borcumuz. Bu ay Gevaç Belediyesi'ne gelen para 950 bin. SGK'ya ve Gelir İdaresi Başkanlığı'na olan borcumuzdan ötürü kesilen rakam 350 bin. Çıkardığınız vakit 7-600 bin TL kalıyor. Peki kıymetli arkadaşlar, sadece personel giderimiz ne kadar biliyor musunuz? 630 bin. Arada 30 bin TL'lik bir negatif durum var. Yani bu tablo eğer onların yaptığı gibi düşünülmüş olsaydı hiçbir hizmetin yapılmamasına neden olacaktı. Fakat biz dediğim gibi borcun halkasına sığınmıyoruz, mazeret üretmiyoruz, bahane üretmiyoruz, memleketimize en güzel hizmetleri yapmaya çalışıyoruz. Sadece ben değil, geri kalan 6 belediye başkanımız da en az benim duyarlılığıma sahip. Şimdi kıymetli arkadaşlar, değerli vaktinizi çalmamak açısından yapmış olduğumuz hizmetleri sizinle paylaşmak istiyoruz. İlk öncelikle Gevaç'ın yıllardır devam eden bir sıkıntısı vardı. Gevaç'ın en güzel noktası maalesef çöp dağlarıyla kaplıydı. Gevaç'a gelen herkes bu çöp yığınağından ötürü Gevaç Belediyesi'ni topa tutuyordu. Belediye itibariyle İstanbul'da yaklaşık 5000 kişiyi çalıştıran kurumsal bir firmayı Gevaç'ımıza bazı şartlar sağlamak koşuluyla getirdik. Bu firmanın bulunduğu binayı, şu gördüğünüz bina, köhne yıkılmak üzere olan bir binaydı. Bu binayı Gevaç Belediyesi olarak biz onardık, tadilattan geçirdik, erden geçirdik. İki katlı olmasına rağmen üç kata çıkardık ve 2500 metrekarelik bir alan oluşturduk. Modern bir tesis oluştu. Bu modern tesiste Gevaç'ta işsiz olan, iş bulamayan yaklaşık 300 insanımız bugün itibariyle istihdam edildi.
bunun onurunu ve gururunu yaşamak değil. Gelecek miydi sizce? Gevaş'la AK Parti kazandı tekrardan. Gevaş'a bunu getirdi. Şimdi getirmiyoruz. Allah'ın izniyle, Allah'ın inayetiyle biz Gevaş'ımıza buna benzer firmaları getirmek için ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Süt içmeyi seviyorsanız ama sonrasında rahatsız oluyorsanız şimdi içim rahatı deneyin. İçim rahat, laktozsuz süt kolay sindirimi sayesinde size hafif bir gün sağlar. İçim rahat, laktozsuz süt. Hafif bir gün için.